Bütün Minikent izleyicileri, hepiniz bu sabahta Minikent'e hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize Fransızca merhaba diyerek yeni bir güne başlamak istedim. Günaydın arkadaşlar, günaydın demek. Hepiniz bugün Minikent'e tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün gerçekten umutlu bir şekilde, sevinçli bir şekilde, güçlü bir şekilde Tanrı'nın çocukları olarak Tanrı'nın bizden istediği şekilde güne başladınız mı? Güçlü, cesur, Tanrı'nın sözüyle birlikte bereketlendiğimiz ve Tanrı'ya iman ettiğimizden korkmadığımız, hatta bununla cesaret bulduğumuz bir güne arkadaşlar merhaba diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü bizler Tanrı'nın çocukları olarak bizim hissettiğimiz şeyler durumlara göre değişmiyor arkadaşlar. Mesela cesaret duygusu. Cesaret duygumuz gerçekten çok böyle tehlikeli bir anın içindeyken bile, ama tabii ki bizler aynı zamanda ebeveynlerimizin sözünü dinleyerek hareket etmeliyiz. Mesela bazı durumlar var ki gerçekten o durumlar tehlikeli durumlar ve gerçekten ebeveynimizin sözünü dinlememiz gerekiyor. Ama bazı zamanlarda var ki arkadaşlar, mesela bir sınavla ilgili olabilir, okuldaki herhangi bir şeyle ilgili olabilir ya da kendi sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen etrafımızdaki insanlar çok korkuyorken biz cesaret içinde insanları teselli edebiliriz. Çünkü bizler cesaret ruhunu Tanrımızdan aldık arkadaşlar. Tanrı bizim babamız ve çok güçlü bir Tanrı. Biz de onun çocukları olarak hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bu sabah güne bir ayetle başlıyoruz. Eğer hazırsan her zor durumda, her iyi durumda, her güzel zamanda, her an için, gündüz ve gece için, hadi bakalım birlikte görelim bugünün ayeti nedir acaba? O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim der mezmurlar arkadaşlar. Yani her durumda, sıkıntıda, sevinçte, mutlulukta her an Tanrı'ya güveniyoruz. Çünkü o bizim sığınağımız, o bizim kalemiz arkadaşlar ve her zaman bizi korur. Bazı durumlar insanlara çok korkutucu gelebilir ama bize öyle gelmez. Çünkü bizler biliyoruz ki Tanrımız her an bizimle birlikte. Şimdi arkadaşlar gelin birlikte İngilizcemizi geliştirme zamanına gidelim. Eğlenceli, rengarenk bir çizgi filmimiz var. Şarkımız İngilizce ve ardından burada seninle birlikte şaşırtan bilgilerde çok eğlenceli bir deney yapacağız. İşte malzemelerimiz burada. Hemen gitmeden önce malzemelerimizden kısaca bahsedeyim. Belki sizler de bu sırada hazırlarsınız ve birlikte yaparız bu çalışmayı. Çok basit bir çalışma. Küçük bir parça şöyle kartona ihtiyacım var. Bu biraz kalın bir kağıt da olabilir. İlla karton olmak zorunda değil. Kalın bir kağıt ya da arkadaşlar bir karton olabilir. Bunun dışında bir bardağa ihtiyacım var. Şöyle gösteriyorum. Ve bunun dışında arkadaşlar sizler bir sürahi kullanabilirsiniz bunun için. Şöyle. Ben içi su dolu bir ölçü kabı kullanacağım. Çünkü buradan dökmesi rahat oluyor. Ağzı böyle bu şekilde dökmeye müsait olduğu için. Arkadaşlar 3 malzemeyle birazdan eğlenceli bir deney yapacağız. Haydi bakalım, birazdan görüşmek üzere. Johnny, yes, Mama, who likes bananas?
do? Swing on trees. That is correct. Now move on, please. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Who is long and green? An anaconda. What does he do? A hiss, hiss, hiss. Now I know you're loving this. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Who loves to swim? A dolphin, Mama. Who loves to splash up and down? Şaşırtan bilgileri hoş geldin sevgili arkadaşım. Şimdi gerçekten birlikte şaşıracağız. Umarım kendini bunu hazırlamışsındır. Böyle ağzımızı kocaman açarak şaşıracağız, hayrete düşeceğiz. Çünkü bugün suyla, bardakla ve incecik görebilirsin ki incecik bir kartonla ve hatta bunun yerine bir kağıt da kullanabilirsin. Birazcık daha kalın bir kağıt. Bununla birlikte gerçekten şaşıracağız minik dostum. Şimdi arkadaşlar öncelikle neden bahsediyoruz? Bu çalışmamızın teması nedir ondan bahsedelim. Az önce ne dedik ayetimizde? Tanrı bizim sığınağımızdır, ona güveniriz dedik değil mi? Bazen bazı durumlarda böyle hayatımız böyle dolabilir, bazı şeylerle dolabilir. Duygularımız, yüreğimiz, böyle kafamız böyle bazı düşüncelerle dolabilir. Bu her zaman arkadaşlar sıkıntı olmak zorunda değil. Bazen de sevinç için geçerli, bazen de umut için, heyecan için aynısı geçerli. Peki öyle zamanlarda biz kime gitmeliyiz? Kime sığınmalıyız? Tabii ki Tanrımıza sığınmalıyız. Çünkü böyle zamanlarda bizi gerçekten güvende tutacak kişi, duygularımızı kontrol edebilecek kişi bir tek Tanrı'dır. Bu yüzden bununla ilgili bir çalışmamız var. Hadi bakalım görelim acaba biz bugün Tanrı'ya nasıl sığınıyoruz ve Tanrı hayatımıza nasıl bir etki gösteriyor? Gelin şimdi birlikte görelim. Hemencecik arkadaşlar şöyle ölçü kabımı aldım. Görelim bardağımıza birlikte aynı anda hadi bakalım suyumuzu dolduralım. Şimdi bunlar bizim, bu bardak diyelim bizim yüreğimiz olsun ya da duygu ya da düşüncelerimiz, kafamız olsun, başımız olsun ya da yüreğimiz olsun. İşte bu da yüreğimize ya da beynimize dolan düşünceler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doldu arkadaşlar. Şimdi normalde bunun üzerine hayatımızda bir olay daha olduğu zaman sevinçli ya da mutlu ya da duygularımızı harekete geçirecek bir şey. Mesela diyelim duygularımız tamamen ters döndü, tamamen yanıldı duygularımız. O zaman ne olur arkadaşlar? Bir anda bütün duygularımız dışa boşalır. Mesela bazen üzülürüz, ağlarız, böyle duygularımız dışarı boşalır ve bazen kendimizi kontrol edemeyiz. Eğer Tanrı hayatımızdaysa peki duygularımız ne olur arkadaşlar? O böyle istemediğimiz şeyler yaparız ya bazen duygularımızı boşaltmak için. Mesela bir arkadaşımızın bize yaptığı bir şey üzülmüşüzdür ama böyle söyleyemiyoruzdur bir türlü. Ve en sonunda böyle artık duygularımız çok dolduğu için böyle taşmak deriz ona. İstemediğimiz şekilde ifade ederiz duygularımızı. Belki bağırırız, belki kızarız, belki ağlarız. İşte böyle zamanlarda duygular kontrolümüzden çıkar. Peki bunun olmaması için ne yapıyoruz? Minik dostum, şimdi hayatımızda bu kartonun Tanrı olduğunu düşünelim. Biz, bardak, içindeki su duygularımız ve düşüncelerimiz ve normalde biz bu bardağı böyle ters çevirdiğimiz zaman ya da böyle herhangi bir şey ağzına bir bardak ya da bir belki bir kapak koyduk, çevirdik. Sıkıca kapanmadıysa duygular yine dışarı taşar, su dökülür. Peki gelin bakalım şimdi acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Şöyle kartonumuzu üzerine kapattık.
Tanrı geldi hayatımızda şu anda. Şöyle sıkıca böyle elimizle güzelce böyle hava almayacak şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Sıkıca bastırıyoruz. Şu anda Tanrı'ya sığındığımızı düşünelim arkadaşlar. Şu anda Tanrı'ya sığınıyoruz. Gelin bakalım. Evet. Arada çıkan duygularımız. Bakın. Gördünüz mü? Tanrı ile et ve tırnak gibiyiz. Ve zorluklar olsa da ondan hiç ayrılmıyoruz. Evet, bazen burada olduğu gibi duygularımızın bir kısmı Tanrı'ya doğru açığa çıkabilir. Duygularımızı bakın onunla paylaşabiliriz. Ama burada görüyorsunuz ki bakın hala duygularımız burada. Tanrı ile paylaştık, yandan görebilirsiniz. Tanrı ile paylaştık duygularımızı. Bir kısmını Tanrı ile paylaştık, hatta bütün yüreğimizi Tanrı ile paylaştık ve gördüğünüz gibi Tanrı duygularımızın dışarı insanlara taşmasına izin vermedi. Tekrar görelim. Bakın. Görüyor musunuz? Tanrı bizi hiç bırakmıyor çünkü ona sığındık. Duygularımız ne kadar yoğun olursa olsun duygularımız Tanrı'da güvende duruyor arkadaşlar. İşte bakın zorluklar bitti. Her şey normale döndü ve Tanrı hala bizimle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü onunla sıkı sıkı birbirimize sarıldık ve duygularımızın kontrolsüz bir şekilde uzaklaşıp bizden çıkıp başkalarına da kendimize zarar vermesine izin vermedi. Tanrı ile aramızda kaldı o duygular. Bir kısmı evet dışarı çıktı ama çoğu Tanrı ile bizim aramızda kaldı. Çünkü bizler her zor durumda Tanrı'ya sığınabiliriz. Her güzelliğin arasında da Tanrı'ya sığınabiliriz. Tanrı her zaman bize bir sığınaktır minik dostum. Evet, şimdi seninle birlikte her an yanımızda olan Tanrı'ya yücelik ve övgü sunmaya gidelim. Hadi bakalım müzikli bahçede buluşalım ve ardından Tanrı'nın sözünde burada olacağız. Selam arkadaşlar. Selam. Selin'cim nasılsın? Harikayım, sen nasılsın? Ben de harikayım. Neden? Çünkü neden? Yine çok güzel bir ilahi seçmişsin. Evet. Sözlerine bakıyorum. Diyor ki, kalbimiz hamdla dolu. Hamd galiba şükretmek demek değil mi Selin? Evet. Teşekkür etmek, şükretmek. Hamd, şükran, övgü. Evet. Hepsi. Değil mi? Evet. O zaman şöyle, ben de böyle etrafıma baktım. Sana baktım, yanımdasın. Hı hı. Yani arkadaşlarımız var ekran karşısında, evet. Bizi izliyorlar. O zaman bunu görünce gerçekten kalbim hamdla dolu. Çünkü yani baktım ve Tanrı'ya teşekkür ettim. Tanrım sana teşekkür ederim bu güzel şeyler için, evet. Diye şükrettim. Çok güzel bir şey söyledin. Normalde aslında böyle olmasını hiç istemeyiz hiçbirimiz ama sanki günlük hayatımızda koşuşturmacalar arasında hep iyi şeyleri kaçırıyoruz değil mi? Doğru. Daha çok olumsuz, negatif şeyleri hatırlıyoruz, onları sayıyoruz. Evet. Ve moralimizi bozuyorlar. Evet. Ama aslında şunu alışkanlık haline getirsek mesela her gün mesela günde en az 3 tane hamd edeceğin bir konu, kesinlikle. Şükredeceğin bir konu, bir olay seçsen, bir şey bulsan ne kadar, evet. Güzel olur. Hem de buna kendimizi alıştırmış, evet. Oluruz. Aynen her öyle. Zaman iyiyi ve olumluyu görmek, evet. için. Sen bana bugün 3 tane şükredebileceğin şeyi sayabilir misin? Tabii ki sayarım. Bugün yolda gelirken çok trafik vardı. Sonra öyle çok sinirlerim bozuldu. Sonra öğretmenim bana okulda kızdı. Öğretmen bana taktı. Bir şey diyeceğim, bunları şükrediyorsun galiba. Nasıl yani ben? Ya ama hep böyle yapıyorum. Olumsuz şeyleri saydım. Doğru, tamam. Şimdi hatırladım. Ben alışmışım ya arkadaşlar, hep öyle. Evet. Arkadaşlarımız da beni anlamıştır. Biz hep alışmışız diye hep böyle aslında, işte böyle oldu diye. Evet. Pardon. Ne zaman olumlu bir şey bulmaya çalışsak beynimiz o kadar alışmış ki olumsuz şeyleri düşünmeye direkt onlar çıkıyor ağzımızdan ama. Doğru. Galiba orada biraz susmamız ve düşünmemiz lazım. Bir daha sor. Hadi bakalım bugün şükredebileceğim 3 şeyi bana say. Tamam. Sağlıklıyım. Evet. Sen yanımdasın. Ay. Ne tatlı. Ve de biraz sonra galiba senin bahçende bana en sevdiğim keki ikram edeceksin. Seni yaptığın bana. Bilmiyorum, sürpriz. O zaman biri gitti. Eğer yoksa gitti. Var var, bir sürpriz var. O zaman evet. Çok teşekkür ediyorum bana bu güzel bakış açısını kazandırdığın için. Rica ederim. Geçelim mi ilahimize? Hadi geçelim. Tamam.
teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim Selin. O zaman bir sonraki ilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili arkadaşlar, Tanrı'nın sözüne hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte aslında bizim Tanrı ile nasıl bir ilişkimiz var, bunu birlikte konuşacağız ve aslında güzel bir çalışma yaparak bunu unutulmaz hale getireceğiz. Bugün yapacağımız çalışmanın aynısını bence sizler de kendi evlerinizde yaparak, hatta belki de bir çerçeveye koyup duvarınıza ya da sürekli görebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Hemen önce arkadaşlarım onu göstermek istiyorum. İşte arkadaşlar, şöyle malzemelerimiz tabii ki bir sürü var ama sizin bence odaklanmanız gereken şey işte bu kısım arkadaşlar. Bakın, biz bugün böyle bir şey yapacağız. Ne var burada arkadaşlar? Gelin birlikte bir bakalım. Bir kere bu kişi biziz. Kız ya da erkek hiç fark etmez. Bakın, burada görebiliriz ki aslında Tanrı bize bir taç giydirmiş kafamıza. Bakın, bir sanki bir kral tacı, kraliçe tacı, bir prens ya da bir prenses tacı. Aslında bizim babamız Tanrı ve gerçek kral. Yani bu dünyada bizim böyle ülkeleri yöneten, gördüğümüz gibi öyle krallardan değil, gerçekten bu dünyayı yaratan, bütün etrafta gördüğümüz her şeyi, bütün krallıkları yaratan ve aynı zamanda bütün kralların, kraliçelerin kendisini yaratan kişi bizim babamızdır. Bu yüzden her zaman bize kutsallarım diye seslenir. Çünkü bizler onun çocuklarıysak onu kabul etmişiz demektir. Ve onu kabul edilen herkesi Tanrı kutsalları olarak adlandırır. Arkadaşlar, biz de bir kral çocuğu olarak, bir prenses ya da bir prens olarak kendimizi tanımlayabiliriz. Bugün biz kimiz ve Tanrı'yla nasıl bir ilişkimiz var, bunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi gelin bakmaya devam edelim. Şimdi burada Tanrı için vazgeçilmez olan şeyleri birlikte koyduk. Bakın, burada bir kalp var. Bu bize gelen Tanrı'nın sonsuz sevgisi, görüyorsun zaten. Tanrı'nın sonsuz sevgisi her zaman benim hayatımda. Peki bu nedir minik dostum? Bu bir konuşma balonu. Peki bu konuşma balonunun anlamı ne? Minik dostum, biz konuştuğumuz zaman Tanrı bizi kesinlikle duyuyor ve biz ne düşünürsek düşünelim, biz ne söylersek söyleyelim, Tanrı bizi sevmeye devam ediyor. Tanrı bizi duyar, Tanrı bizi seviyor, Tanrı bizi sever, Tanrı bizi seviyor, Tanrı bizi duyuyor. Tanrı bizi çocukları olarak seçti ve bize taç giydirdi. Tanrı bana her durumda sevinç veriyor ve bakın burada ne var? Wow, burada kocaman bir kalkan var minik dostum. Tanrı beni koruyor. Tanrı benim sığınağım, kalemdir, kalkanımdır minik dostum. İşte bugün bunu da buraya koyduk. Ve tabii ki saçlarımızı koyduk kız ya da erkek. Eteğimizi giydirdik kız ya da erkek şort. Ve burada bir şey daha var. Bakın, bu bir yara bandı. Bazen hayatımızda, bedenimizde bazı hastalıklar olabilir. Duygularımız kırılmış olabilir, üzülmüş olabiliriz. Ve Tanrı her zaman bizi iyileştirir, bizi tamir eder. Ve burada bir yara bandı var. Ve burada da bizim kendi ismimiz var. Şimdi gelin bunu bugün kendimiz için unutulmaz yapalım. Hiç unutmayacağımız şekilde kendimiz için hazırlayalım bunu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yapacağımız ilk şey altta kullanacağımız keçeli kağıdımızı seçmek arkadaşlar. Şimdi bakın, ben burada aynı bunun gibi bir tane gri getirdim sizin için. Bir tane yeşil getirdim ve isterseniz bir de sarı getirdim arkadaşlar. Hangisini isterseniz. Biz bugün dilerseniz yeşili kullanalım. Şöyle bunları bir kenara koyalım arkadaşlar. O zaman malzemelerim de hazır. Hemen burada şöyle A4 kağıdım var. Bir de yeşil. Bunu gri yapmıştık. Bunu da yeşil yapalım istiyorum. Şimdi gelin öncelikle burada önemli olan şey. Şimdi sizi burada bir bekleteceğim. Hemen malzemelerimi alacağım. Kalemlerim. Nerede kalemlerim? İşte burada arkadaşlar, kalemlerimizi aldık. Sizin için birlikte gerçekten önemli bir çalışmaya yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle gelin birlikte böyle A4 kağıdımıza bir tane kişi. Hatta bakalım bu çıkıyor mu? Bunu taslak olarak kabul edebiliriz. Bakın, evet, bunun aynısını taslak olarak şöyle çıkarıp kesebiliriz. Ve hatta arkadaşlar, çıkarmamıza bile gerek yok. Bence aynısını şöyle bakarak, yan yana bakarak bence anlayabiliriz. Şöyle gelin birlikte hepimiz kendimize en benzer kişiyi çizmeye çalışalım. Başlayalım çizmeye.
öncelikle buraya böyle bir kafa çizeceğiz. Şöyle bir kafa. Evet, şöyle bir kafa. Böyle isterseniz biraz tombul tombul yanaklar çizebilirsiniz. Şöyle çeneye doğru böyle. Evet, işte arkadaşlar buraya böyle bir saç çizelim. Saç modelini siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İsterseniz kıvırcık yaparsınız daha sonrasında. Ama biz şimdi şöyle tepeye doğru böyle bir model yapalım. Şöyle. Hem kız hem de erkekler için uygun olabilecek bir model. Şu an sizler de ben çizerken taklit edebilir ve benimle birlikte çizebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi sıra geldi boynumuza. Gelin boyun kısmımıza da çizelim. Şöyle. İşte tamamdır. Gelelim sıra geldi omuzlara ve kollara. Evet. İşte böyle. Hop. Şöyle. Şöyle çizdik. Şuradan şöyle kollar geliyor. Aynı şekilde böyle kollarımızı da çizelim arkadaşlar. Şöyle. Buradan böyle kollarımızı birleştirdik. Şimdi biraz böyle buraya doğru böyle. Kollarımız devam ediyor. Hop. Evet. Şimdi sıra geldi parmaklarımıza. 4-5 tane parmak yaptık. Küçük tırnaklar oluşturduk. Hop. Aynı şekilde 1-2-3-4-5 hop tırnaklar. Sizler lütfen bana şu anda eşlik edin. İşte arkadaşlar şimdi gelelim gövde kısmımıza. Şöyle gövdeyi çizdik. Böyle burada artık yavaş yavaş gövdeyi bırakalım. Şöyle yaptık. Şimdi bir de alt kısma gelelim. Böyle bir şort gibi bir şey çizelim. İster kız ister erkek bunu istediğimiz gibi şekillendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de tabii ki burada bacaklar ve ayaklar giriyor işin içine. Hop. Şöyle. Bunu da böyle yapalım. Şöyle ayaklarımızı. Evet arkadaşlar şöyle parmaklarla çizdik. İşte tamam. Hepimizin vücut tipi farklı arkadaşlar. Bu biraz geniş omuzlu bir arkadaşımız oldu. Şimdi bir de tabii ki burada önemli bir şey var. Bir de bir ağız çizmek istiyoruz buraya. Göz kısmımıza birlikte karar vereceğiz nasıl yapacağımızı. Şöyle ağzı çizmek için de önce böyle bir birlikte böyle bir yuvarlak çizdik. Alt kısmını şöyle yaptık. Kenarlarına böyle çizgilerini koyduk. Bir de buraya böyle küçük bir dil yaptık. Geri kalan kısımları tamamen siyaha boyadığım zaman işte böyle dili bile olan bir ağız çizmiş olduk. Şöyle tamamdır. Şimdi evet. Hadi bakalım gelin kenarlarında hafif birazcık boşluk bırakalım. Kenarlarında boşluk bırakarak böyle gelin birlikte keselim. Şöyle. Birazcık kesme kısmı zor olabilir ama bence bu işi birlikte halledebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle. Makas kullanırken lütfen ebeveynlerinizi yanınızda bulundurun. Tek başınıza makas kullanmamızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen ben bile makas kullanırken zorlanabiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de lütfen sizler ebeveyninizden destek alabilirsiniz bu süreçte. Makas biliyorsunuz ki tehlikeli bir şey olabiliyor bazen. Ama biz bu tehlikeyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de ebeveynlerinizden destek almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi şöyle geldik devam ediyoruz. Hoppa. Şöyle. Bakın işte bu şekilde. Sizler şu anda benimle aynı anda yapıyorsanız bence iyi olur. Çünkü sormak istediğiniz bir şey olursa şu anda bile bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Evet. Bakın arkadaşlar şu an bu kestiğimiz resimdeki çocuk ya da kız sizsiniz biliyor musunuz? Hadi herkes şu anda ona adını söylesin. Mesela benimkinin ismi Nora. Siz isterseniz Can olanını, siz isterseniz Merve olanını, siz isterseniz farklı isimler taşıyanını yapabilirsiniz arkadaşlar.
İşte artık sonlara doğru geldik. Bitmek üzere çalışmamız. Hop. Böyle bir de bacakların tam orta kısmından da şöyle düzeltelim. Böyle. İşte hop. Tamam. Bakın. İşte hazır. Şimdi bunu buradan kaldıralım. Atmıyoruz çünkü çok fazla beyaz kısmı var. Bu yüzden ziyan etmiyoruz onu. Şimdi yapacağımız ilk iş gelin. Bunu böyle atmak üzere bir kenara koyduk. İlk iş gelin öncelikle şunu şöyle bir yapıştıralım. Şu yapıştırıcımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle arka kısmına bu kendimizi böyle çerçeveli, sanki bunu bir kendi fotoğrafımız gibi düşünelim. Sanki böyle çerçeveleteceğiz ve asacağız arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Kapatalım artık. Mümkün olduğu kadar böyle ben keçe seçmeye çalışıyorum. Bir kartona göre daha eğlenceli durduğu için. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Hop, işte böyle. İşte tamamdır. En zor kısmı bence bitti arkadaşlar. Şimdi bakın elimde şu anda benim daha önceden hazır kalıp kesmiş bulunduğum bakın böyle bir saç modelim var. Daha önceden aynı bunun gibi kalıp çıkartarak bu saç modelini kesmiş ve hazırlamıştım. Şimdi bunu böyle buraya birlikte, bu biraz küçük geldi. Biraz daha büyük bir model yapabiliriz. Çünkü biz kafasını biraz daha büyük çizmişiz. Ve aynı zamanda bakın burada hazır bir şortum var. Bu şortu da böyle buraya yapıştırabiliyor olacağız. Bu da erkek olsun, öyle değil mi? Burada bir kız var. Bir de erkek yapalım. Gelin hatta saç modelimizi bence bu turuncu keçeden keselim. Ne dersiniz? Evet, dediğinizi duyar gibiyim. Birazcık etrafı da toplayalım. Tabii ki böyle çabucak dağılabiliyor etraf. Şöyle yapalım. Şöyle dursun çünkü buradan kullanacağım malzemelerimiz var. Şimdi arkadaşlar gelin. Malzemelerimiz de burada duruyorken buna benzer bir saç modeli birlikte çizeceğiz. Hadi gelin bakalım. Önce kafayı düşünelim ne kadar bir ölçüymüş bu. Şöyle arkadaşlar bakın başlayalım şuradan böyle. Şöyle taslak modeli çıkarıyoruz. Sonradan zor olmasın diye. Şöyle. Şöyle hop. Bakalım şöyle şuralara saçlar. Tabii ki kestikten sonra da şekillendirmeye devam edebiliriz. Bakalım. Bu yeterli oldu mu bizim için sizce? Bence sanki oldu gibi. Gelin bakalım şöyle saçları yukarılara doğru. Şöyle biraz daha hop. Tamamdır artık bu model bence. Şöyle yaptık işte. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın gayet güzel. Hadi gelin kesmeye başlayalım bir taraftan. Tabii keçeyi kesmek her zaman biraz zordur. Bu yüzden böyle makasımızın mümkün olduğu kadar uç kısmını kullanarak keseceğiz. Hop diye şöyle şuralardan. Turuncu saçlı bir arkadaşımızı hazırlıyoruz. Bakın şöyle şuralardan da böyle birazcık üçgen yapalım burayı. Hop. Şöyle. Bu birazcık gerçekten ince bir çalışma arkadaşlar ama sizler bu çalışmayı yaparken lütfen tarih için ne kadar değerli olduğunuzu sık sık kendinize hatırlatır mısınız? Şimdi biz bu çalışmayı neden yapıyoruz arkadaşlar? Bizden Tanrı'nın çocuklarının aslında şu anda böyle gözle görülmüş halini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler Tanrı'nın çocukları olarak gerçekten Tanrı'nın tacını taşımaya adayız arkadaşlar. Bizler ne kadar Tanrı'ya uygun davranır, gerçekten yüreğimizde onun sevgisini taşırsak işte minik dostum o zaman gerçekten de Tanrı'nın aslında bizi ne kadar sevdiğini çok daha iyi bir şekilde fark edebiliriz. Şöyle buralardan da keselim böyle. Şöyle buralar tabii biraz zor ama böyle böyle üçgen, 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 üçgen. Böyle küçük saç telleri sanki buradan çıkmış gibi. Bunun arka tarafını kullanacağız. Daha da eğlenceli olacak. Şöyle şuralardan da. Bitmek üzere arkadaşlar. Az kaldı. Şöyle
Hop, tamam. Burayı böyle yapalım. Buradan da bir de böyle bu kısmı şöyle güzelce kestikten sonra artık saç modelimizi kullanabilir hale geleceğiz. Hop, hop, hop. Şimdi arkadaşlar bakın, arka tarafını çevirelim, nasıl bir şey ortaya çıktı. Yine şu anda da bunu da kullanmayacağız. Böyle malzemelerimizi, bitenlerimizi böyle şimdilik buraya koyalım. Bakın arkadaşlar, bence çok komik oldu bakın. Güzel değil mi? Hadi gelin. Aranızda turuncu saçlı olan arkadaşlarımız varsa bu gerçekten tam size benzedi. Eğer turuncu olan arkadaşlarım yoksa kahverengi, siyahsa saçlarınız ya da sarıysa sizin için de siz de kendinize göre saç renginize uygun bir karton seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şöyle yapıştırdık. Şimdi burası biraz boşluk kaldı. Biraz daha yukarı alalım bunu. Şöyle. Gerçi buraya zaten tacımız gelecek. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, hadi gelin bir de şortumuzu yapıştıralım. Şöyle mi şöyle, şöyle yapıştıralım bakın. Çok kolay bunu çizmesi. Siz de aynısını rahatlıkla çizebilirsiniz. Haydi bakalım gelin şöyle yapıştırıcımızı sürelim. Bu şekilde. Hoppa. Şöyle. Şortumuzu da giyindik. Evet. İşte şimdi arkadaşlar bence isterseniz artık bu kalan kısmı kendimiz istediğimiz bir renge boyayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela şu anda burada mor görüyorum. Eğer gerçekten kullanılabilir durumdaysa hemen bakın gelin bu tişörtü şöyle mora boyayalım birlikte. Siz isterseniz başka bir renk tercih edebilirsiniz. Ben şu anda bunu morla boyamak istiyorum. Böyle yer yer azalan, yer yer böyle rengi daha koyu olan böyle değişik renkli bir kıyafet yapmak istiyorum. Buraya yaka çizmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Gelin bir de buraya böyle bir yaka çizelim. Evet, tamam. Şimdi, haydi bakalım. Eğlence devam ediyor arkadaşlar. Şu anda bir tişört tasarlıyoruz. Burada mor renkli düz böyle çizgi darbeleri olan bir tişört çalışması. Evet işte hop harika görünüyor. Şimdi bir de son kısımları da halledelim. Hop. Evet şöyle biraz daha boşlukları dolduralım. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar şu an? Tamam mıdır? Bir görelim bakalım. Evet, birazcık da şöyle şuradan destek alalım. Normal böyle kuru boyayla açıkları kapatalım biraz daha böyle şu kısımları. Evet, güzelce. Tamam, işte. Evet arkadaşlar. Şimdi kalan kısımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir kere hemen güzel bir kalp keseceğiz buradan ve bunu yapmak için iyi bir yol sizlere gösterebilirim. Şöyle arkadaşlar burayı katlıyoruz ve buraya böyle hemen şuradan şöyle bir kalp görebiliyor musunuz? Bakın şöyle bir yarım kalp çiziyorum. Şimdi aynı şekilde şöyle çizdiğim yerden böyle güzelce keseceğim. Evet, artık tabii ki az kaldı. Şöyle birlikte kalbimizi de kestik. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi kalp burada. Bu kalp bize Tanrı'nın sevgisini hatırlatıyor. Gelin şimdi arkasına da kalbimizin yapıştırıcımızı sürelim. Şöyle. Hoppa işte burada Tanrı'nın bize olan sevgisi. Şimdi geriye ne kaldı? Tacımız kaldı, konuşma balonumuz kaldı, bir de gülen yüzümüz. Şimdi gelin bakalım tacımızı hangi renkten yapalım şöyle bakalım. Yeşilimiz var burada ama tacımız için uygun bir renk. Bakalım bu biraz zor olabilir. Gelin şöyle griden, keçeden birlikte şöyle bir taç kesmeye çalışalım. Şimdi tacımızı da aslında bunu çizmek daha zor keçenin üzerine. O yüzden hiç çizmeden şöyle direkt makasımıza böyle yukarı doğru bir kesik atıyoruz öncelikle arkadaşlar. Şöyle.
Evet. Aynı şekilde yine buraya da yapacağız. En keskin kısmını bulmamız gerek. Keçeyi kesmek diğer malzemelere göre biraz daha zor olduğu için böyle iyice germemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte tamamdır. Şurayı da şöyle güzelce bu tepeden keselim. Kalan kısımları elimizdeyken detayları, küçük detayları birlikte yapacağız. Şimdi bir kral çocuğu olmak nasıl bir duygu arkadaşlar? Hepimiz bunu zaman zaman düşünüyor muyuz? Böyle babamız bizim bir kral ve biz kral çocuklarıyız. Bu bize ne hissettiriyor? Bir kral çocuğu nasıl yaşar saraylarda? Bir hiç hayal ediyor musunuz bunu? Çünkü ben bazen bunu hayal ediyorum ve gerçekten böyle çok heyecanlanıyorum. Sanki böyle bütün taht böyle bizimmiş gibi oluyor. Çok böyle heyecanlanıyoruz. Değişik hisler hissediyoruz. Böyle ve tabii ki bize sorumluluk veriyor. Çünkü aynı zamanda bir sarayda yaşamak, kral ya da kraliçe olmak bütün halkı düşünmek anlamına gelir. Yani Tanrı'nın diğer bütün çocuklarını düşünmek anlamına geliyor. Bu yüzden de arkadaşlar gerçekten büyük bir görev bu aynı zamanda. Şimdi şöyle şuraları kesmeye çalışıyoruz. Sizler lütfen parmaklarınıza dikkat edin. Özellikle keçe keserken bu gerçekten zor bir görev. Tamam. Şimdi bu kısmı da keselim böyle artık. Şimdi burada küçük birkaç detayımız kaldı sadece şurayı kestikten. Şimdi arkadaşlar bu kısımlarda biraz daha böyle bunu kesmekte biraz zorlanıyoruz. Keçede detay kesmek zor arkadaşlar. Bence siz bunun yerine bir karton kullanabilirsiniz. Çünkü aslında ben de şu anda keçe daha önce bu şekilde küçük detay kesmemiştim. Bunun zor olduğunu görebiliyorum şu anda arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. Şöyle ufak. Evet. Şimdi şuradan bir kez daha keseceğiz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şurayı şöyle alacağız buradan. Evet son bir tane daha yapalım buraya. Tekrar yine aynı şekilde şuradan da böyle kestiğimiz yeri görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şurayı çıkaracağız buradan. Şurayı buradan keselim. Bunun yerine kartonla çalışmak çok daha eğlenceli olacaktır. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle şurayı da bu şekilde buradan keseceğiz. Şöyle yapacağız. Şuradan çıkaralım bu kısmı da. Evet son bir kesik daha atacağız. Bakalım nasıl görünüyor diye bakacağız birlikte. Evet arkadaşlar şöyle bu kısmı da bir tane daha yaptıktan sonra artık çalışmamızı bitireceğiz. Şöyle. Evet arkadaşlar son olarak şöyle bir şeklimizi verdik ve işte ne kadar keçeyi yapmak zor olsa da sonunda tamamladık arkadaşlar. İşte tacımız hazır. Hemen bunu da kesmişken şöyle arkasına yapıştırıcımızı sürelim ve şöyle yapıştıralım. Hop işte tacımız şu anda hazır. Şöyle bunu da yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar geriye bir tek ne kaldı? Konuşma balonumuz kaldı. Onu da gelin buradan yapalım. Şöyle güzel bir konuşma balonumuz. Gözlerimizi zaten yapıştıracağız. Sonra göz şekli yapıştıracağız. Şuraları yine bir toparlayalım. Kullanmayacağımız malzemeleri böyle bir kenara koyalım.
Şöyle. Hemen buraya da böyle bir önce şekil olarak bir konuşma balonu çizelim. Şununla da artık bir işimiz yok. Kaldıralım bir taraftan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir da şuraya çizelim. Gelin siz de bana destek olun. Birlikte yapalım. Şöyle şuraya doğru böyle bir konuşma balonu. İşte böyle zaten görebileceğim. Hemen artık süremiz gerçekten çok az kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde hemen şunu böyle güzelce keselim. Konuşma balonumuz hop. Şöyle kenarlarını kesiyoruz. Hoppa. İşte bir de şimdi buradan böyle. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bakın konuşma balonumuz da hazır. Hemen bunun da arkasına yapıştırıcımızı sürelim. Ve artık iki göz çizeceğiz. Bugün yapıştırmaktan vazgeçtim. Çünkü yapıştırmış halini gördünüz. Şöyle konuşma balonumuzu şöyle koyduk arkadaşlar. Buradaki kalkanımızı çünkü en güzel yakışan buydu buna gerçekten. Şimdi buradaki kalkanımızın aynısını bakın çizmesi çok kolay. Böyle bir üçgene benzeyen bir şey çizdik. Kenarını iç çizgilerini yaptık. Ortası da Rabbin bizim için akıttığı kanın sembolü çarmıhı çizdik. Ve arkadaşlar arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Şöyle bunu da böyle kalkanımızı da buraya yapıştırıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar artık son kısmımız. Normalde burada bakın ikisini de koyalım yan yana. Bakın arkadaşlar normalde burada aslında böyle gözler yapıştırma. Ama ben bunları yapıştırmak yerine bugün elimle çizmek istiyorum. Ve tabii ki sevinç veren tarihiyle ilgili hemen böyle burada bir sticker'ım var. Buradan da bir tane çıkaralım sticker'ımızdan şöyle. Güler yüzümüz. Bunu da böyle buraya yapıştıralım. Ve minik dostum gelin birlikte göz çizelim son olarak. Şöyle iki tane kocaman göz çiziyoruz. Ve böyle şaşkınlık içinde Tanrı'nın sevgisine bakan iki tane sevimli göz çiziyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl görünüyor. Ve tabii ki yine en son yapacağımız üzere ismimizi koyabilmek adına. Çünkü bunun kim olduğu çok önemli. Bizler Tanrı'nın çocukları olarak böyle buraya kesinlikle bizim kim olduğumuzu hatırlamak istiyoruz. Sticker'ımızı yapıştırdık ve işte buraya da Mert yazalım arkadaşlar. Ellerimiz kirli olduğu için etiketimiz de tabii ki kirlendi. Şöyle koyduk. Bakın arkadaşlar. Bugün iki tane yaptık. Birinde bir kız çocuğu var. Birinde ise bir erkek çocuğu var. Sizler evinizde yara bandı varsa onları da yapıştırabilirsiniz. Bakın Tanrı bizi duyuyor. Tanrı bizi seviyor. Tanrı bizi koruyor ve Tanrı bize sevinç veriyor arkadaşlar. İşte bu şekilde ve bizleri çocukları olarak ilan etti arkadaşlar. Bugün mini kentin sonuna geldik. Sizinle keyifli ve uzun bir zaman geçirdik bugün. Sizinle yarın yine aynı saatte buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.